Selamlar abi, gel bir öpeyim. Dur öpme Ahmet, rahatsızım, geç. Geçmiş olsun, neyin var abi? Bir şeyim yok Ahmet, bu durumdan rahatsızım. Niye öpüyorsun durduk yere ya? Bayram değil, seyran değil. Mikrop dolaşımına sokma bizi ya. Allah Allah. Ya samimiyet abi, içimden geldi sende ya. Ben istediğim zaman abimi öpemeyecek miyim ya? Öpemeyeceksin, sarılamayacaksın. Yok böyle bir şey. Ne oluyor be? Niye tartışıyorsunuz? Onur abinin adetleri işte. Durduk yere sarılınmazmış. Ay benim kuzum, gel. Gel ablana, ben sarılırım, gel. Oy. Şşt, hop. Şşt, ne yapıyorsun ya? Ne biçim sarılma kızım ya? Allah Allah, bir erkeğe böyle sarılır mı? Niye memeden sarılıyorsun? Omuzdan sarıl. Hiç mi görmedin? Bak kadın sarılması budur bak. Bir erkeğe böyle soracağım bak burada. Merhaba. Bak. Merhaba, merhaba. Memnun oldum. Buradan memeyi, bu sıcaklığı, bu yumuşaklığı ne onun göğsüne değdiriyorsun sen? Ne alaka ya? Ne alakasın var kızım ya? Bir de dikkat ettim, tam 7 saniye sarıldın. Bir erkeğe 5 saniyeden fazla sarılmayacaksın. Çünkü 5'ten sonra başka şeyler düşünmeye başlıyor. 7'de maazallah, 9'da fark etmeze bağlıyor. Kralını tanımaz. Ayıp ediyorsun abi. Bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum Ahmet ama nefsine güvenmiyorum. Sen nefsinle başa çıkacak kadar güçlü biri değilsin. Geç ablam, otur. Yemin ediyorum sana, bu büyük yarrak adadan sıkıldı mı? Yolda görenler beni çeviriyor. Büyük yarrak ada ne yapıyor? İyi mi? Arada sırt çıkartıp gösteriyor mu? Bu Kamil ifşalamış lan bizi. Evet abi. Müşteriler de sürekli benimle taşak geçiyor. Hani nasıl çıkardı gösterdi sana, anlat diye ya. Bana da birkaç yersiz şaka yaptılar, doğru. Bir tanesinin kafasında şişe kırdım da rahatladım Allah'tan. Ama böyle şişe kırarak bitmez, ben size söyleyeyim. Şu çok net ki biz adadan utanıyoruz. Bence gidip konuşalım, söyleyelim suratına. Gidelim. Vallahi gidelim. Ado, ne haber? İyi abi. Uzanıyordum ya. Gelin gelin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamlar. Bu arkadaş kim? Ha, mahalleden arkadaşım Selçuk. Selçuk, o Onur. Bu Serkan. Şu da Kerim. Memnun oldum abi. Lan Selçuk, gel bakayım sen böyle. Kerim. Abi Onur, ne yapıyorsun? Onur! Onur, ne yapıyorsun Onur? Onur abi, ne yapıyorsun ya? Gel gel. Bir şey yok oğlum ya. Kavga edince hani insanlar daha samimi oluyormuş ya kavgadan sonra. İyi arkadaş olup diye yaptım lan. İstersen teke tek de kavga ederiz, bugün daha da samimileşiriz Selçuk. Lan kral adamsın ha. Bana bak. Abi. Abinim ben senin. Bundan sonra bir işin karışırsa bana giriyorsun. Tamam. Duydun mu? Buradayım. Tamam. Onur. Tamam Onur, benim Allah aşkına dur, tamam. Sen gel gel Selçuk, sen çık abi, tamam. Abi böyle. Selçuk, ben seni... Şimdi bilmiyorlar ya. Kardeşim kusura bakma. Ya Onur, sen ne enteresan adamsın ya. Kepaz ettin beni çocuğa ya. Ne oldu ya, sizin sesiniz soluz çıkmıyor. Aslında içimizde çığlıklar atıyoruz ama sana belli edemiyoruz Ado. Allah Allah. O ne demek ya? Biz senden utanıyoruz Ado. Ne? Utanıyor musunuz? O ne demek lan? Adamın yüzünü niye çat diye söylüyorsun oğlum? Evet, ben söyleyecektim. Ne karışıyorsun oğlum? Ha bir dakika, bir dakika, bir saniye ya. Utanıyoruz dedi. Abi siz benim neyimden utanıyorsunuz ya? Ha? Oğlum neyimden utanıyorsunuz lan? Oğlum mahalleye çıkamıyoruz artık lan. Her gören bizi diyor ki, Ado gösteriyor mu size? Ado iyi mi? Puh, ulan yazıklar olsun size be. Oğlum siz el alemin ağzına bakarak mı yaşıyorsunuz lan? Evet. Dünya el alem için dönüyor oğlum. Ha? Bunca şatafat, hırs niye? El alem görsün üstünlüğü mü diye. Nasılını satayım? Eyvallah ya. Vallahi eyvallah ya. En çok da benimle taşak geçiyorlar. Malum ilk çıkartıp bana gösterdin. Lan yani insanların farklılıklarına hiçbir saygınız yok ya sizin. Oğlum ben ne yapayım lan böyleysem? He? Yani bence sen ne yap biliyor musun? Ameliyat ettin, normalleş kardeşim. Onur sen ne diyorsun abi? Bağırma lan. Yahu bu benim işim, işim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın, saygı duyacaksınız. Bu benim işim. Niyeymiş amına koyayım? Sen çıkarıp millete göstereceksin diye ben sana niye saygı duymak zorundayım? Çünkü bu benim özgürlüğüm. Bu da bizim özgürlüğümüz. Anlayışlı olmama özgürlüğümüz yok mu bizim bu hayatta? He? Var. Al o zaman işte, açık açık söylüyorum. Biz senden utanıyoruz. Al sana özgürlük. İliklerimize kadar utanıyoruz. Al, al, yaşa bu özgürlükle. Al.
Kırıldı mı dersiniz? Bence kırıldı. İyi o zaman, başarılı olduk demektir. Ahmet değil mi lan o? Bak ona da selam vermedi. Bak. Ne haber millet? Ne oluyor be? İyi. Mahalle baskısıyla Adon'un içindeki yaşama sevincini öldürdük demek. Ahmet niye üzgün? Ne bileyim, yine kafaya takmıştır mutlaka bir şey. Ahmet bu. Ne oldu lan Ahmet? Abi çok kötü ya. Belim kasıldı. Ne oldu? Ya Tuğba ablanın yanında utanırım, söyleyemem. Lan saçmalama, vallahi bir çarparım şimdi tokadı sana. Senin konuşup da benim konuşamayacağım konu mu var? Konuş. Şeyimin ucu morardı abi. Nasıl, neyin? Penisimin. Dön lan bakayım, dön. Utanma. Bu ne oğlum? Soğan gibi olmuş bu. Yapma ya. Bir yere mi vurdun lan? Abi dün gece yatmadan iki tane Viagra attım. Ondan oldu herhalde ya. Oğlum senin Viagra ile ne işin olur ya? 31'i mi uzatmaya çalışıyorsun sen? Mal mısın oğlum sen? Hı hı. Ahmet, başka hap var mı lan sende? Ya abi benim çok acıyor. Ne olur yardım edin ya. Rezan ablaya götürelim onu. Çıkıkçı var ya. Ya hayır ya abi. Utanırım. Rezan ablaya gösteremem. Ahmet sus. Alternatif tıpta da utanma olmaz. Yürü. Gidelim. Yürü. Oğlum sekiyor bildin lan bu. Ne yaptın oğlum kendine? Rahatsız mısın ya? Ne diyorsun Rezan abla? Niye ne diyorum? Ahmet iyileşecek mi? Vallahi bununkisi enteresan bir durum. Zaman zaman benim rahmetli kocama da olurdu ama sebebini anlamazdık. Ama bu başka. Çok büyümüş, mantar gibi bir şey olmuş. Yok Rezan abla, ben de baktım. Soğan gibiydi. Arkadaşlar hastaneye mi götürsek ya? Yok, doktorlar anlamazlar kızım bu işte. Ben gruba dağıttım kızlara, onlar da bir baksın. Ya Rezan abla, niye atıyorsun mahallenin kadınlarına ya? Kadın sağlığın için uğraşıyor Ahmet. Yok be, taşak etsinler diye attım. Hay Allah'ım. Hale bak. Ne yapalım diyorsun abla şimdi? Ben ne bileyim oğlum. Kalk, biz en iyisi Süleyman Hoca götürelim bunu. Tek çare. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Serkan. Allah korusun. Niye geldin? Bir derdimiz vardı hocam. Hocam, Ahmet bir hata yapmış. İki tane Viagra atmış tekte. İki adet mi içmiş? Evet hocam. Sonra da böyle moralıkla karşı karşıya kalmış. Hocam, günah mı? Ya. Arkadaşlar daha fazla saçmalamanın lüzumu yok. Aynen, gidin şuradan iki tane biranın içsin, belki geçer. Doktora götürelim diyecektim. Ya ne alakası var kızım? Alayım iki tane bira. Bira ne alaka abi? Ya oğlum işte bir sürü faydası var. Böbrek taşını düşürüyor. Neymiş lan faydaları? Hı? İşte böbrek taşını söyledim. Hı. Rahatlatıyor, neşe veriyor. Muhabbet ettiriyor, içini döktürüyor. Göbek attırıyor. Siz gerçekten uçmuşsunuz ya. Ne uçması kızım? Gerçek bunlar. Evet, söylediklerimizin hangisi yalan? Lan bunun faydayla ne ilgisi var? Niye? Rahatlamak, göbek atmak, muhabbet etmek kötü şeyler mi? Bunları birasız da yapabiliyorsun. Evet, ama birayla daha hızlı yapıyorsun. Aa! Bu çok kötü oldu. Alın Adonor'a götüreyim, yatsın biraz. Gel, ben hastasını alayım, gel.
Bırakın gitsin biraz, bırak. Bırak. Oğlum göster. O kadar içeri girme, değdirme şunu. Destek ver şu alttan, ya bırak popodan. Ya. Kaç gidiyorsun lan sen? Lütfen çıkın abi ofisimden, ben sizle konuşmuyorum. Senin bizle konuşmaman bizim istediğimizi yapmamıza engel değil. Ne oldu buna? Dangalaklığa bağlı spazm geçiriyor. Bu çanta ne? Kapkaç mı? Yok abi, çok şükür öyle huylarım yok benim. Çok şükür bizim var, ne o? Terk ediyorum abicim mahalleyi. Niye lan, ne oldu ki? Lan sabah gelip senden utanıyoruz demediniz mi? Dedik de oğlum, ne alakalı lan mahalleyi terk etmek? Siz adama senden utanıyoruz mu dediniz? Evet, utanıyoruz. Al işte. Ama bununla başa çıkabiliriz. Mahalleyi terk etmeye gerek yok oğlum. Ah, abiler yardım edin ya, yanıyorum. Ben yanındayım Ahmet'im, dur. Ambulansı falan arayın. Ne oldu buna ya? Deniz adam akıllı söylesin, ne oldu buna? Salak bu ya. İki tane Viagra içmiş üst üste. Kıvranıyor deli gibi. Viagra mı içmiş? Çekil. Ahmet. Ahmet bana bak. Ahmet. Ahmet bana bak. Takip et. Ahmet. Ahmet. Viagra aldıktan sonra ilişkiye girdin mi oğlum? Hayır abi, girmedim. Ondan kıvranıyor. Kasılmalar ondan. Ahmet kalk. Kalk, tuvalete gidiyoruz. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ay. Oğlum tuvalette ne yapacaksınız? Cacık yapacak. En az iki kere cacık yapması lazım. Geç. Geç oğlum. Gel böyle. Geç. Bana bak, aşağıda dergi de var. Tamam mı? İki kere yapacaksın bu kadar. İki kere. Üç kere değil. Mahveder. Güven bana. Tamam mı? Sakin ol. Heh, Ahmet geldin mi? Geldim geldim. Nasıl oldu, iyi misin? Vallahi Ado, sağ ol abi. Sen konularda gerçek bir uzmansın. Herhalde oğlum, ne zannettin? Oğlum, konu cinsellikse direkt bana geleceksin zaten. Niye o kadar geç kaldınız ki? Biz nereden bilelim oğlum senin bunları bildiğini ya? Doğru. Siz o ara benden utanmakla meşguldün. Lan tamam, sen de uzatma ya. Yok yok, benim işi uzattığım falan yok. Ben aldım biletimi, gidiyorum. Hiç istenmediğim yerde durmam abiciğim. Ado, biz seni istemiyoruz demedik ki oğlum. Herhalde oğlum ya. Sadece senden utanıyoruz. Ama seviyoruz lan seni. Gerçekten mi? Gerçekten mi oğlum? Ama gitseydin işimize gelirdi yani. Bize kalırdı burası. Vallahi Ado, iyi ki varsın be. Sayende çok rahatladım ya. Ahmet sen var ya, gerçekten dangalan tekisin. Değilim abi. Dangalan tekisin oğlum. Herkes biraz dangalan tekidir. Ne alakası var abi ya? Nasıl ne alakası var? Serkan dediğin adam dangalan teki değil mi? Öyle. E Kerim dangalan teki değil mi? Evet. E, o zaman buradan yola çıkarak diyorum ki herkes biraz dangalan tekidir. Sen abi? Ne ben? Şey, mahalleye çıkmayacak mısın? Ben ne diyorum, bu ne diyor? Gerçek bir dangalak, saf dangalak ya bu herif. Biraz da... Dalayarak. Al. Nasıl rahatladın? Anlatmasın. Anlatmasın. Yok sen zaten, senin yanında anlatırsan burnunu sikerim onu. Şundan biraz daha versene. Her yerine dök. Al lan, iç bu sefer.